oluyor bir şeyler ama Türkçeyi unuttum. De bir de lahanamız var. Sanırım yapma dedi. Bir şey buldum. Ne istiyorsun Türk'ü koyacak? Bakın şu nanay. Ben dediğim. Oh ortalık çok Mutfakta Sistema hoş geldiniz ya. Merhaba. Birazdan turşu yapacağız. Önce gerekli malzemeleri sayayım. Turşusunu sevdiğiniz her şey. Fasulye, havuç, lahana, kornişon, kelek, biber. Ben bugün biber, kelek, kornişon ve lahana turşusu göstereceğim. Siz bu işlemi dilediğiniz her malzemeye uygulayabilirsiniz. Karışık turşu yapmayacağım büyük kavanozlarda. Çünkü o kadar fazla tüketmiyoruz. Küçük yani küçük dediğim yine şu boy kavanozlarda yani şunda değil de bunda hepsinden tek tek hazırlamış olacağım. Başlayalım. Kelekleri, kornişonları, biberleri, her şeyleri yıkadım, hazırladım. Zaten zeytin videosunu da izleyenler bilir. İzlemeyenler önce oraya gitsin. Salamura suyunun yapımını orada göstermiştim. Küçük bir özet geçeyim bu videoda da. Suya tuz ekledik. Tuzluluk oranını anlamak için normalde tuz bomesi deniyor, bomemetre deniyor. Bu aleti kullanabilirsiniz. İnternetten de sipariş verebilirsiniz diye düşünüyorum. Herhalde neye benzediğini de göstereyim tekrardan. Biraz hassas bir alet, ince bir camdan yapılmış. Şöyle bir şey. Bunu suyun içine koyduğunuzda üstündeki dereceler var. Suyun üstüne çıktığı kadar içinde tuz var demek yüzde oranında. Ama tabii ki herkeste bu yok. Bizde bu yoksa ve almak da istemiyorsak efendim nasıl yapabiliriz derseniz bununla ilgili de diğer videoda daha açıklamalı bir şekilde anlattım. Ama özetle şöyle söyleyeyim. Ağır bir köy yumurtasının suyun üstünde duracağı kadar tuz eklemeniz gerekiyor. Yani suyun, hatta tuzlu suyun kaldırma kuvvetinden faydalanıyoruz burada. Evet, şimdi geçelim. Salamura suyum zaten hazır. Bir kısmını zeytine kullandım. Şimdi kornişon, yıkamış olduğum kornişonları kavanozuma dolduruyorum. Şöyle söyleyeyim, turşuyu yaparken malzemelerinizi tıkıştıracaksanız, içine iyice böyle tıka basa dolduracaksanız tuzluluk oranını arttırmanız gerekiyor. Çünkü içinde daha çok malzeme var ve yani prensibi de şöyle işliyor. Kendi suyunu salıp sudaki tuzu içine çekiyor. Böylece sert, o sevdiğimiz tuzlu turşu olmuş oluyor. Hem de nasıl diyeyim, oluyor bir şeyler ama. Evet, koydum, tıka basa doldurmuyorum ama şöyle bir sallayıp içine iyice çökmesini sağlıyorum. Evet, salatalıklarım gayet güzel. Sonra keleğe geçiyorum. Keleklerin üstüne suyu, tuzlu suyu rahatça içine alabilsin diye çatalla delikler açıyorum. Ve ondan sonra koyuyorum. Kavanozun içine atıyorum. Dibe şu tombik biberlerden koyacağım. Bunları çok seviyorum. Araya da bunlardan atacağım. Karışık bir acı biber turşusu yapacağım. Bunların kabuk kalınlıkları ortalama olarak aynı olduğu için aynı kavanozda ve aynı tuzluk oranında yapmaktan bir şey, bunun bir mahsulünü görmüyorum. Ne denir? Bir mahsulü yok. Türkçeyi unuttum. Evet. Ve bir de lahanamız var. Lahanayı şöyle bir tavsiye aldım babamdan. Öyle kıtır kıtır bilmem ne bıçakla böyle uzun süre kesersen daha çok yapısı bozulduğu için iyice böyle tuzlu suyu çekip sonrasında yumuşak bir turşu oluyor. Ama ya lahanayı biz kütür kütür sert sevdiğimiz için herkesin de öyle sevdiğini düşünüyorum. Böyle uzun bir bıçakla tek seferde ne yapacaksan bütün işlerini tek seferde yap dedi. Ben tabii yine panik oldum şu an. Önce şu kök kısmını kesiyorum. Evet. Sonra bunu tahtamın üstüne alıyorum. Sanırım yapma dediği şey buydu. Evet. Lahananın şu an size göstereceğim kadar kısmıyla işlem yapacağım. Sonrasında ben kalanını yine turşu yapacağım. Bunu da kenara alıyorum. İçinde bazı böyle gidik kısımlar var. Onları da ayıklayacağım. Bir yandan da kavanozumu alıyorum ve içine tıkıştırıyorum. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Tabii ki de sarımsaksız turşu olmaz diyenleri de unutmayarak kavanozlarıma sarımsak ekleyeceğim. En son salam arasını eklemeden önce en iyi sarımsak soyma yöntemini de merak ediyorsanız bununla ilgili bir video çekmiştim. Bahsedilen en iyi yöntemlerin hepsini denedim. Ben hala elimle ya da bıçakla ezerek soymayı en randımanlı olan olarak görüyorum. Hem vakit açısından hem de zarar ziyan açısından. Şöyle içlerine sarımsaklarımı da atıyorum. Şu keleğe iki tane atasım geldi. Daha bol sarımsak da koyabilirsiniz tabii ki bu arada. Şimdi sularını verelim bakalım. Ben niye komple dökmüyorum ki? Böyle. Üstlerinde yine biraz boşluk bırakıyorum. Oraya limon suyu koyacağım. İsterseniz sirke de koyabilirsiniz. Bu tartışma yıllar önce yapıldı. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirke ne olur? Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Derin sessizlik. Ve son olarak da kornişonuma ekliyorum. Evet. Sıra geldi limonlarına. Hatta şöyle yapalım. İki tanesine sirke, iki tanesine limon koyalım. Burada sirkem var. Ev yapımı sirke. Bunun da nasıl yapıldığını bir ara anlatırım. Hangileri? Lahanaya sirke koyayım. Sanayi tipi sirkeleri bir çorba kaşığı bu arada. Ev tipinin asit oranı biraz daha düşük olduğu için iki kaşık koyabilirim. Hangisine dedim? Hangisine sirke koyacaktım? Neyse. Kelek olsun. Limon kabuklarını dağıtmıyorum bu arada. Bulaşık makinesine koyuyorum. O yumurta mesela çok kokuyor. Eğer yumurtalı bir şey koyduysanız böyle 3-4 yıkamada bile bardaklardan, çanaklardan çıkmıyor. O kokuyu önlüyor. Ya da ne bileyim kabuklarından limonata yapabilirsiniz mesela. Limonata yapım videomu izlerseniz. Eğer kabuklarının şu beyaz kısmını ayırıp yine sarı kısmını kurutursanız çikolata kaplayabilirsiniz. Tatlı olarak kullanabilirsiniz. Bulursunuz yani. Böyle bunun içini boşaltıp içine böyle zeytinyağı koyup böyle bir küçük fitil koyup mum niyetine kullanan, böyle kokulu mum niyetine kullananları görüyorum. Denemedim ama başarılı olduğunu söyleyenler var. Atmayın ya. Sonucunu. İçinden çıkan çekirdekleri filizlendirip kendi limon ağacınızı büyütebilirsiniz. Vesaire. Sonucuma da bir önceki işlemde kullandığım salatalığa da limon suyu ve bibere limon suyu koyuyorum. Şimdi hepsinin kapaklarını. Kapatıcı yok. Hatta şöyle söyleyeyim size. Üstlerinde hani limon suyuyla doldururum orayı diyordum ama dolduramadığım kısmı sıfır olsun diye şeyle salamura suyuyla tamamlayacağım. Ve de kapaklarını kapatıp olması için bekleteceğim. Şöyle bir şey doğrayarak yapıyorsanız, mesela lahanayı doğrayarak yaptık. 15-20 gün içerisinde turşunuz hazır. Ama bütün koyuyorsanız 1-1,5 ayı bulabiliyor turşunuzun hazır olması. O yüzden bekleme süresine de burada belirterek, o yüzden mi? Kelime seçimlerim harika. O yüzden bu kelimeleri seçiyorum. Evet. Gerekli süre bekledikten sonra turşularınızı gönül rahatlığıyla Allah tüketebilirsiniz. Bizde bir de şöyle bir aparat var. Bu arkadaş kavanoz sıkmada ve havasını bıçakla almadan kavanoz açmada muhteşem. Bunu kullanıyoruz biz artık. Evet. Hatta şunların hepsini de tekrar bir şey yapayım. İyice hava almaması gerekiyor. Hava alırsa pıtır pıtır dışarı su sızdırıyor. Fermentasyon işlemi başlıyor ve turşu nanay. Ben size diyeyim.
Oh, ortalık çok batırdım. Her şey birbirine girdi. Şöyle bir gözümüzün önünden toplayalım. Boy boy kavanozlarımızı da dizelim. Turşular hazır. Siz de dediğim gibi tekrar altınızı geçersek turşusunu sevdiğiniz her şeye bu işlemi uygulayarak turşu yapabilirsiniz. Afiyet olsun.